Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Bugün sıcak sıcak taze gelen bir ürünümüz var. Anır 7C. Hemen kutusundan çıkaracağız sizin için. Anır'ın kısa bir süre önce duyurdu. Aslında Mayıs ayında dünyada duyurdu. Türkiye'ye de satışa sunduğu bir ürün bu. Uygun fiyatlı bir akıllı cep telefonu. Onu baştan söyleyelim. Telefonun fiyatı çok çok uygun. Hemen onu söyleyeyim. Kaç para diyecekler vardır muhtemelen aramızda. 1399 TL fiyatta satılıyor. Bakalım telefonun kutusundan çıkartalım şimdi ama bize açık kutulu geldiği için mecburen açılmış olarak göstereceğim size de. Ama kutu içeriği birebir aynı şekilde satın aldığınızda ne varsa aynen burada da göreceksiniz. Hemen telefonumuz çıkıyor. Şöyle gösterelim. Açmıştık hatta biz telefonu çünkü kutusu açık olduğu için de. 5.99 inçlik bir ekranımız var. HD Plus olarak geçen bir ekran çözünürlüğümüz var. Yani 720'ye 1440 piksellik bir ekran çözünürlüğümüz bulunuyor. IPS teknolojisi kullanılıyor. Tabii ki bu ürün biraz fiyat performans ürünü arkadaşlar. Onu baştan belirteyim. Bu teknik özelliklere biraz ara verelim. Kutudan neler çıkıyor bir bakalım onlara. Şurada bir hemen şöyle göstereyim. Şöyle kaldırayım. SIM kart iğnemiz var. Öyle çok hani ekstra uğraşmamışlar. Bence mantıklı olmuş. Öyle çok uğraşmaya da gerek yok zaten. Şöyle bir kutu da çıkıyor. Kutu içerimizde şöyle bir şey de var. Bakalım ne var burada. İşte kullanım kılavuzu. Garanti kağıdı. Gibi şeyler var. Başka? Adaptörümüz var. Küçük şirin bir adaptör. Şöyle göstereyim. Şöyle şirin bir adaptör. Bu tabi demo ürünü olduğu için üzerinde başka ibareler falan da var. Böyle bir kablomuz mevcut. Standart micro USB kablosu. Bu da kutudan çıkıyor. Başka? Çok şükür. Evet ilk defa bir Anır telefonundan kulaklık çıktı. Genelde çıkmıyordu. Yani bize gönderilen sample ürünlerden mi bir sorun vardı? Örnek ürünlerde mi? Yoksa genel olarak mı çıkmıyor bilmiyorum ama bunda kulaklık var. Anır 7C'nin kutusunda kulaklık var. Şimdi bu ıvır zıvır yerine koyalım. Şimdi kutuyu paketledik. Biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben. 18'e 9.1 ekran oranımız mevcut. Alttan ve üstten bir parça boşluk var. Şuralarda görüyorsunuz. Yanlardaki boşluklar da fena değil. Giriş seviyesi bir model için bence iyi. 5.99 inç yani büyük bir ekranın olması da önemli bir özellik olmuş. Çünkü ben kişisel olarak büyük ekranı daha çok tercih ediyorum onu söyleyeyim. Çentik gibi tasarım yok. Hemen üst tarafta görüyorsunuz zaten düz bir ekranımız mevcut. %76.3'lük bir ekran gövde oranımız var telefonumuzda. Snapdragon 450 Octa-Core 1.8 GHz'lik Cortex A53 işlemci kullanıyor. Adreno 506 GPU'su da buna eşlik ediyor. 3 GB RAM, 32 GB depolama alanımızda yine telefonun özellikleri arasında yer alıyor. Bu arada microSD bellek yoğumuz da var. Hani 32 GB yetmeyebilir mi dersiniz? Evet yetmeyecektir. MicroSD ile bunu arttırabiliyorsunuz. Arka yüze bakacak olsak dual kameramız mevcut. Dual kamera hemen şöyle göstereyim. Dual kameramız 13 megapiksellik bir ana kameramız var ki bunun f2.2 diyaframı var. Bir de 2 megapiksellik derinlik için, bokeh etkisi için bir ikinci bir kamera mevcut. Arka yüzde yine bir adet parmak izi okuyucumuz var. Genelde arka yüze konuluyor Anır modellerinde. Ve artık genelde de yaygın kanı zaten böyle arka yüzde olması tercih ediliyor. İsterseniz parmak iziyle de açabiliyorsunuz. Ön kameraya gelecek olursak 8 megapiksellik bir ön kamera var. O da artık standart hale geldi neredeyse. 3 aşağı 5 yukarı bütün ürünlerde artık böyle bir 8 megapiksellik bir ön kamera tercih ediliyor. Bu arada ön kameranın diyafram açıklığı f2 olarak verilmiş. Yani arka kamerada f2.2 iken ön kamera daha açık bir diyafram tercih edilmiş. Enteresan olmuş. Sonuçlarına bakacağız. İnceleme yaptığımız zaman hem ön kamerayı hem de arka kamerayı değerlendireceğim. O zaman anlatırım. Ana kameramız Full HD video kayıt edebiliyor. 4K yok. Zaten bu fiyat ve bu kategoride 4K beklememek gerekiyor. En azından şimdilik, en azından 1-2 sene daha bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Android 8.0 işletim sistemimiz var. MIUI 8.0 kullanıcı arayüzüyle beraber geliyor. Siyah, mavi ve altın renk seçenekleri var. Yani sarı, altın dediğimiz sarı renk oluyor. İşte Wi-Fi, Bluetooth, GPS gibi teknolojiler zaten var. 3000 mAh'lik de bir lityum polimer pilimiz var. Kutu açılımının başında da söylediğim gibi ürünün fiyatı 1399 TL. Yalnız bu ürünle ilgili bir önemli bir hatırlatma yapmak isterim. Bu ürün her yerde bulunmayacak. Daha doğrusu bulunacak ama nerede bulunuyor? A101 mağazalarında satılacak bu ürün. Yani Türkiye çapındaki A101 mağazalarında bu telefonu satın alabileceksiniz.
Aynı zamanda isterseniz de A101'in online satış kanalı açıldı. Yeni açıldı daha birkaç günlük olay. Oradan da yani internet üzerinden de A101 üzerinden bu telefonu satın alabileceksiniz. Yani şimdilik bu telefonu sadece A101 üzerinden satın alacağız. Testlerimiz başladı, denemelerimiz başladı. Bir aksilik olmazsa 2 ila 3 hafta içinde video incelemesi de yine Teknoloji Okul YouTube kanalında olacak. Aynı zamanda detaylarını da zaman zaman inceleme çıkana kadar farklı detaylarını da yine teknolojioku.com adresinde görebileceksiniz. Bir kutu açılımının da sonuna geldik. Farklı bir videoda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.